Başlıyorum. Buyurun. Değerli basın mensupları, hafta sonunda Giresun ve ilçelerinde büyük bir sel felaketi yaşadık. İkisi asker olmak üzere toplam sekiz vatandaşımız hayatını yitirdi. Hala kayıp olan vatandaşlarımız var. İki genel başkan yardımcımız ve yedi milletvekilimizden oluşan dokuz kişilik bir heyet, genel başkanımızın talimatlarıyla bölgeye intikal etti. Heyetimiz akşam, bu akşam saat 19'da Giresun'da afetle ilgili bulgularını açıklayacakları bir basın toplantısı düzenleyecekler. Konuyla ilgili şu ana kadar yapılan açıklamalara baktığımızda bölgede yapılan HES'lerin ve kaçak yapılaşmanın önüne geçilmemesinin yaşanan afette önemli bir etken olduğu anlaşılıyor. HES kapaklarının kontrolsüz şekilde açıldığı ve barajların duvarlarının yıkıldığı iddia ediliyor. Yine yıkılarak askerlerimizin suya kapılmasına neden olan menfez için Cumhuriyet Halk Partisi'nin iki il genel meclis üyesinin bundan bir yıl önce il genel meclisi başkanlığına yani dönemin valisine dilekçe verdikleri açıklandı. Bu dilekçede menfezin sağlamlaştırılması için önlem alınması gerektiği söyleniyor. Ancak o günden bugüne kadar bu işlem yapılmamış. Dolayısıyla yaşananlarda ciddi bir ihmal olduğu buradan da gözüküyor. Dahası bu sel felaketi Giresun'un başına ilk defa gelmiyor. 2009'da ve 2016 yıllarında da Giresun ve ilçeleri sel felaketleriyle karşı karşıya kaldı. Böyle bir afetle karşılaşan şehrin yıllar içerisinde olası yeni bir afete hazırlanması beklenir. Fakat görünen o ki Giresun'da gereği yapılmamış. Tarım ve Orman Bakanı çok dere var, taşkınları önlemek imkansız diyor vatandaşları gerekli tedbirleri almamakla itham ediyor. Sonra da bunların bir daha olmaması için gerekli tedbirleri alacağız diye açıklama yapıyor. Doğu Karadeniz Master Planı çerçevesinde yatırımların sürdüğünü ifade ediyor. Bir afet yaşanmış. Benzer bir afetin yaşanmasından önce üstün yaşandıktan sonra üstünden 10 sene geçmiş. Hala hiçbir tedbir alınmamış. Master Plandan bahsediyoruz. Vatandaşları suçluyorlar. Devlet yönetimi bilgi, yetenek, tecrübe, liyakat ve her şeyden önce ciddiyet ister. Tek özellikleri saraya sadakat olduğu anlaşılan atanmış bakanlarla ülkenin kurumsal kapasitesi yok ediliyor. Bu ülkenin yaşadığı başlı başına bir bir afette bu. Bu afeti engelle, engelleyemediğimizde diğer afetlerde kaçınılmaz oluyor. Ben buradan hayatını kaybeden vatandaşlarımıza partimiz olarak Allah'tan rahmet diliyoruz. Yakınlarına, Giresun halkına ve milletimize sabır ve baş sağlığı diliyoruz. Mağdur olan vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesi için tüm gerekenlerin bu defa vakit geçirilmeden yapılmasını da bekliyoruz. Değerli basın mensupları, her milletin tarihinde bazı önemli dönüm noktaları vardır. Bizim zengin tarihimizde de önemli dönüm noktaları bulunur. 26 Ağustos 1071 Malazgirt Zaferi böyle bir dönüm noktasıdır. Bir diğer dönüm noktası 29 Mayıs 1453 İstanbul'un fethidir. Yine çok büyük bir dönüm noktası 30 Ağustos 1922 Büyük Zaferidir. Milletimizin Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde emperyalizme karşı savaş meydanında kazandığı 30 Ağustos Zaferi'nin yıl dönümü yaklaşıyor. Ayasofya Cami açılışında binlerce kişiyi bir araya toplayan, vatandaşları krediyle tatile gönderen, 15 Temmuz'u 3 bin etkinlikle kutlayan, öğrencileri pandemide sınava sokan saray hükümeti, 30 Ağustos törenleriyle ilgili olarak birdenbire salgının zirve yaptığı dönemdeki önlemlere geri döndü. Salgının yayılmasını önlemek için gerekli her tedbir alınmalı. Buna biz de katılıyoruz. Ancak bu tabloda bir dengesizlik var. Pandemide ikinci dalga mı başladı? Yoksa sarayın her milli bayramımızda yakalandığı alerji mi depreşti? Ben buradan bir de bir de şunu soruyorum. 30 Ağustos'ta ve 30 Ağustos'un bulunduğu haftada başka hangi etkinlikler yasaklandı? Değerli basın mensupları, geçtiğimiz hafta Karadeniz'de doğalgaz bulunduğunu büyük bir sevinçle öğrendik. Enerjide bizim dışa bağımlılığımızı azaltacak her gelişme elbette tüm milletimiz gibi bizleri de sevindirir. Yeraltı kaynaklarını arama kapasitemizi arttıran adımları atan gelmiş geçmiş tüm hükümetlere bu keşfi yapan teknik ekibe teşekkür ediyoruz. Ancak bu müjde konusunda altı çizmemizi, altını çizmemiz gereken önemli bazı hususlar var. Bu hususlardan ilki bu müjdenin açıklanma biçimiyle ilgili. Erdoğan iki gün öncesinden müjde randevusu vermeye başladı. Bir de Türkiye'de yepyeni bir dönem açılacağı söylenerek önemli bir beklenti de yaratıldı. Erdoğan'ın cuma günü müjde vereceğim açıklamasından önce 7 lira 40 kuruş olan yakın bir seviyede seyreden 7 lira 40 kuruşa yakın bir seviyede seyreden doların değeri önce 7 lira 30 kuruşa düştü. Sarayın açıklamasından yarım saat önce ise dolar 7 lira 21 kuruşa kadar gerilemişti. Ama açıklamanın hemen ardından doların ateşi yine yükseldi. Açıklamanın akşamında dolar kuru yeniden 7 lira 35 kuruşa dayandı. Sarayın müjde randevusuyla beraber kamu bankalarının doların değerini aşağı çekebilmek için önemli miktarda döviz sattığını biliyoruz. Anlaşılan millete müjde hazırlığı yapılırken birileri de funduna getirip ucuz dövizleri kapatmaya başlamış. Bu ucuz dolarlar kimlere satıldı? Kim bu dolarları kamu bankalarından aldı soruyoruz. 7 lira 21 kuruşluk kurdan 10 milyon dolar satın alan bir kişi aynı gün 7 lira aynı doları 7 lira 35 kuruştan satınca bir günde ne kadar kazandı biliyor musunuz? 1 milyon 400 bin lira. E bunlar kim? Bunları arıyoruz. Yine daha müjde randevusu verilir verilmez borsada enerji hisseleri jet hızıyla yükseldi. Anlaşılan birileri bu müjdenin ne olduğunu, enerjiyle ilgili olduğunu önceden biliyordu. Ardından basına Karadeniz'de 800 milyar metreküp doğalgaz bulundu haberleri yayıldı. Enerji hisseleri 3 gün boyunca tavan yaptı. Bu dönemde 10 milyon liralık enerji hissesi alan bir kişi 1 milyonla 2 onda 7 milyon lira arasında para kazandı. Karadeniz'de doğal gaz bulunduğunun resmen açıklanmasının ardından da bu sefer bu senetler tepe taklak aşağıya düştü. Neredeyse açıklama yapılmadan önceki seviyelerine geri döndüler. Bu hisseler asansör gibi inip çıkarken. Birileri milyonlarına milyonlar kattı. Deveyi hamuduyla götürdü. Gel gel denerek küçük yatırımcı da zarar ettirildi. Soruyoruz, kim herkesten önce Müjdenin enerjiyle ilgili olduğunu duyup pozisyon aldı? Yasalarımıza göre içeriden öğrenenlerin yaptığı ticaret suçtur. Sermaye piyasası kanunu açıktır. Yasanın bilgi suiistimali başlıklı 106. maddesine göre sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını, değerlerini veya yatırımcıların kararlarını etkileyebilecek nitelikte olan henüz kamuya duyurulmamış bilgilere dayalı şekilde bu sermaye piyasası araçları için alım ya da satım emri verenler, verdikleri emri değiştirenler veya iptal edenler bu surette kendisine veya bir başkasına menfaat temin edenler 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılırlar. Şimdi Sermaye Piyasası Kurulu'na bir görev düşüyor. Bu birkaç gün içerisinde kimler enerji hisselerinde oynayıp milyonlarına milyon kattı? Sarayın beslemeleri, yanaşmaları bu işin neresindeler? Kurul mutlaka bu konuyu araştırıp kamuoyuyla paylaşmalıdır. Eğer Sermaye Piyasası Kurulu bu incelemeyi başlatmaz ve sonuçları da kamuoyuyla paylaşmazsa, o da bu suça ortaktır. Tabi haklı olarak milletimiz soracaktır. Memlekette kanunlar var da uygulanıyor mu? Hiç merak etmesin milletimiz. Bunun hesabı bugün sorulmazsa yarın bizim iktidarımızda sorulacaktır. Hesap sormayanlardan da bu hesabı yarın sorarız. Değerli basın mensupları. İkinci önemli husus. Bulunduğu söylenen gaz rezervinin saray tarafından sosyete damat güzellemesine döndürülmesidir. Bu durum işin ciddiyetini sorgulatmaktadır. Havuz medyasına, sarayın besleme yazarlarına talimat verilmiş. Tüm gazete köşelerinde, televizyon kanallarında sosyete damat güzellemesi yapılıyor. Baştan söyleyeyim, bu tam bir müflis bezirgan siyasetidir. Son 6 ayda ülkenin net döviz rezervlerini 60 milyar dolar eriten, bütçe açığını patlatan, işsiz sayısı 10 işsiz sayısı 10 milyonun üstüne çıkarken, Çokomel Pufkek tartışması yapan televizyon kanallarında sosyete damat gaz unun sayesinde bulundu denerek yere göre sığdırılamıyor. Damat da bu keşfin cari açığı kapatacağını döviz ve cari fazla vermemizi sağlayacağını Türkiye için eksen değişikliği yaratacağını gemi güvertesinde babacığına söyleyerek gaz vermede onlardan geri kalmıyor. Önce ekonomide eksen falan bırakmayacaksın. Sonra eksen değişikliği müjdesi vereceksin. Önce devletin hazinedeki döviz rezervlerini tüketeceksin. Sonra Karadeniz'de gaz rezervi bulduk diye ekseni düzeltmekten söz edeceksin. Bu damat yakında atıcılıkta kayınpederini geçer. Türkiye hem damadın hem de kayınpederinin beceriksizliği ve yanlış ekonomi stratejileri nedeniyle ilk 6 ayda yaklaşık 60 milyar dolar net rezerve eritti, dövize eritti. 60 milyar doları kuş edip faizcilerin ve yandaşların cebini ucuz dövizle dolduracaksın. Sonra da milleti gaza getirip yaptıklarının üstünü kapatmaya uğraşacaksın. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı bulunan doğal gazın değerinin 65 milyar dolar olduğunu ifade etti. Bu da Rusya'dan aldığımız yüksek fiyatla. Türkiye 65 milyar dolarla mı eksen değişikliği yaşayacak? 65 milyar dolarla mı cari açık sorununu çözecek? sarayın damadının ekonomiden hiçbir şey anlamadığı bir kez daha ortaya çıktı. Sadece son 10 yılda enerji ithalatı için Türkiye dışarıya ne kadar para ödedi? Söyleyeyim, 455 milyar 756 milyon dolar. Yani son 10 yıldaki ortalamayla hesaplarsak, yılda yaklaşık 46 milyar dolar. E bu hesapla bulunan rezervin tamamını, Türkiye'nin o tamamı, Türkiye'nin ancak 17 aylık enerji ithalat faturasını karşılar. Eğer bu rezervişi bir damat kayınpeder güzellemesi değilse, bunu millete ispatlamak zorundalar. Önce işe son 18 yılda doğalgazda yaptıkları milyarlarca dolarlık al ya da öne, öde anlaşmalarını güncelleyerek başlamalılar. Bir yandan enerjide yerlilik ve millilik edebiyatı yapacaksınız. Sonra da Rusya'ya bağımlılığınızı enerjide her geçen gün arttıracaksınız. Türk Akım projesini yaptırdılar. Sonra çıktılar Türk Akım projesinin ismini Putin koydu diyerek övündüler. Ama Putin boruları bizim denizlerimize ve topraklarımıza döşedi. Doğalgazda indirimi ise Bulgaristan'a yaptı. Rusya'dan en pahalı enerjiyi kullanan ülke biziz. Türkiye bu konuda dünya ülkeleri tarafından kötü örnek olarak gösteriliyor. Moldovalılar ödedikleri gaz faturalarına tepki göstermişler. Çıkmışlar meydanlara. Ülkesinin, ülkelerinin ulusal gaz şirketi de bir açıklama yapmış. Demiş ki Türkiye gazı bizden iki kat pahalıya alıyor. Siz şükredin. Vatandaşları sakinleştirmeye çalışıyor tabi. Moldova'nın şer hikayesindeki şer Türkiye oluyor. Bizim Rus gazını elin oğlundan, elin kızından neden iki kat, Avrupa serbest piyasasındaki fiyata göre neden üç kat daha pahalıya aldığımızı ise Yunanistan'ın enerjiyi neden bizden üç kat daha ucuza tükettiğini ise ne damat ne de kayınpeder millete izah edebiliyor. Şimdi ve buldunuz gazı diyorsunuz ki şu kadar milyar metreküp. Bu size çok büyük bir avantaj veriyor. Artık kendi gazınız var. Yeni bulunan bu rezervlerin avantajını milletimiz için hemen kullanmaya başlayın. Şu imzaladığınız pahalı doğal gaz alım anlaşmaları var ya, onları yeniden masaya yatırın. Fiyatları düşürttürün. Buradan sağlayacağınız tasarrufla çiftçinin, işçinin, iş insanının, memurun, emeklinin yani vatandaşın derdine derman olmaya çalışın. İşte biz de sizi o zaman alkışlayalım. Önce ekonomik kriz, sonra da korona salgınında alınan önlemler nedeniyle esnaflarımız perişan oldu. Tüm dünya esnaflarına karşılıksız nakit desteği verdi. Siz ise bizim esnafımıza sadece faizle borç verdiniz. Şimdi o borçları da geri ödeme zamanı geliyor. Şimdi ne yapacaksınız? Bu gazı kullanın. Masada kullanın. Gaz fiyatlarını düşürttürün Rusya'dan aldığınız Türkiye'yi ihya edin. Enerji maliyetimizi düşüren anlaşmalarla hiç vakit kaybetmeden de önümüzdeki bir yıl boyunca elektrik gaz faturalarının altında ezilen esnafımızın elektriğini de doğal gazının da faturalarını devlet olarak ödemek için gerekli düzenlemeleri yapın. Milletin bir yılda katlanan elektrik gaz faturalarını yeniden düşürün. Çoluk çocuk pandemi nedeniyle okula gidemiyor. Televizyonda ders yapıyor. Vatandaş artık evinde elektrik düğmesine basmaktan korkar oldu. Yine sanayicimiz enerji maliyetleri nedeniyle zorlanıyor. Dünyayla rekabet edemiyor. Enerji maliyetlerine indirimi yansıtın. Sanayicinin rekabet gücünü ve ihracatı arttırın. Bak cari açık öyle kapanır. Müjde mi diyorsunuz? Millete verilecek müjde işte böyle olur. Bu memleketin her yerinden petrol, doğal gaz fışkırsa değerli basın mensupları, hukuk devleti ve hukukun üstünlüğü olmadan, birinci sınıf bir demokrasi olmadan, millete karşı sorumlu bir ekonomi yönetimi ve akıllı politikalar olmadan sorunların üstesinden gelinemez. Orta Doğu'daki ve Güney Amerika'daki petrol zenginliği ülkelerin durumlarına bir bakalım. Ortada, örneğin Venezuela, dünyanın en büyük enerji kaynaklarına sahip, ama bu ülkede sefalet kol geziyor. Vatandaşını doyuramayan, her bir vatandaşını ortalama 11 kilo zayıflatan Venezuela hükümeti, milleti Maduro diyetine soktular diye eleştiriliyor. Ve saray, bu enerji zengini ama fukara Venezuela'dan şimdi vergisiz peynir ithal etmeye karar veriyor. Trakya'daki, Ezine'deki, Kars'taki peynir üreticileri dururken Venezuela'nın peynir üreticisine destek veriyoruz. Türkiye'deki çiğ süt üreticisine destek vermiyor. Venezuela'daki çiğ süt üreticisini destekliyor. Hatırlayın Türkiye'deki süt destekleri son seçimlerden önce 25 kuruşa çıkmıştı. Seçimden sonra kaybettiler ya 10 kuruşa indirdiler. Ardından da 15 kuruşa çıkardılar. Girdi fiyatları sürekli artarken arttırılması gereken destek süt üreticisinin cebinden kepçeyle alındı. Sonra damlalıkla o da bir kısmı geri verildi. Geçen yıl dünyada ayçiçeği ithalatında birinci olduk. Bu yıl da ayçiçeğinde hasat sürüyor. Biz buradan 3,5 lira taban 75 kuruşta taban fiyatı 75 kuruşta destek verin diye bağırırken yine bunlar gitmişler Venezuela'dan vergisiz ayçiçeği ithalatının önünü açmışlar. Yani bu tek adam rejimi altında ezilen, ekonomisinde ciddi sıkıntılar ve gıda kıtlığı yaşayan Venezuela'ya olan bu muhabbetin sebebini bize de bir söyleseler de biz de öğrensek. Ne diyoruz hep? Bunlar milletin derdine kör ve sağırlar. Milletten koptular, saraylarından milletin halini görmüyorlar. Kayınpeder ve damadının pembe tabloları vatandaş için hiçbir şey ifade etmiyor. Tekrar söylüyorum esnaf perişan. Salgından ve önceki ekonomik gelişmelerden yediği darbe yetmez gibi Şimdi de o ertelenen kredileri geri ödemekle uğraşıyor. Elektrik, su, gaz faturaları almış yürümüş. Esnaf kara kara düşünüyor. Kırtasiyeci, kantinci, servisçi, kıraathane sahibi hepsi çok zor durumda. Verilen kredilerin vergilerin ödenmesi gerekiyor. Bu mesleklerde vatandaşlarımız salgın nedeniyle iş yapamıyor. Ama Kiraya veren kirasını istemeye devam ediyor. Boğaza kadar borç ve belirsizlik içinde yarın ne olacak diye esnaf kara kara düşünüyor. Engelli vatandaşlar isyan ediyor. Ekmek alacak para bulamıyorum diyor. Çiftçi zaten perişan biraz önce anlattım. Milletvekillerimize, genel merkezimize gelen dert mektupları adeta yağmur gibi Tarım kredi borçları yüzünden takipler başlamış. Zaten borcunu ödeyemez haldeki çiftçi, Ekim'de de borcumu ödeyemezsem hem tarla gidecek hem de hapse gireceğim diye dert yanıyor. Tekrar borç erteleme konusunda yardım istiyor. Manisa'dan Sultaniye Üzüm Üreticisi sulamada kullanılan elektriğin fiyatından şikayetçi. Mazot, gübre, ilaç fiyatları altında ezildik diye dert yanıyor. Tarış'ten fiyat bekliyor. Yaş üzüm alıcılarının kendi aralarında anlaştıkları ve çiftçinin emeğini yok pahasına aldıkları görülüyor. Emekli kış yaklaşırken evini nasıl ısıtacağını kara kara düşünüyor. Vatandaş hayat pahalılığı altında ezilmiş. Pazara giren dar gelirli vatandaş yandım Allah diye kaçıyor. Yaz zamanı bile 5 liranın altında doğru dürüst bir meyve bulmak mümkün değil. Kiraz üzüm lüks olmuş. Marketler bebek mamasına sıradan çikolataya artık alarm takmaya başlamışlar. Millet ucuzcu marketlerde günü geçmiş ürün kovalıyor. Eskiden Avrupa'da böyle diye anlatılırdı. Şimdi vatandaşlarımız artık marketlerde görüyor. Karpuz ikiye içi üçe bölünerek satılıyor. İşsiz sayımız on buçuk milyonu aşmış. Damadın yönettiği ekonomide daha önce işi olan 3 milyon 208 bin kişi işinden olmuş. Milletin üniversite mezunu evlatları evde anasının babasının eline bakıyor. İşte memleketin, bu ülkenin, Türkiye'nin gerçek sorunları bunlar. Milletin çözün diye beklediği dertler bunlar. Bu iktidarın müjde gazıyla üstünü örtebilirim sandığı da aslında bu dertler yönetenlerden beklenen algıyı değil, ülkeyi yönetmesidir. Göbels tarzı şok ve ölü kedi stratejileri uygulaması değil, vatandaşın aklıyla alay etmeye kalkmadan çözüm üretmesidir. Tek adam vesayet rejimi sıkıştıkça yönetimde kalmak için baskı unsurlarını arttırıyor. İstanbul Belediyesi'nin hemşerilerini bilgilendirmek için astığı Kanal İstanbul afişleri valilik emriyle polislerce gece operasyonuyla indiriliyor. Yasa gereği bölücü ve yıkıcı olmayan afişler ancak mahkeme kararıyla kaldırılabilir. Ama hukuku, yasayı dinleyen kim? Balık baştan kokuyor. Yetmiyor, bir cumhurbaşkanlığı kararıyla İstanbul'da takviye hazır kuvvet müdürlüğü kuruluyor. Şimdi İstanbul Emniyeti İstanbul Valisi'ne bağlıyken, İstanbul'da Ankara'ya bağlı kurulan takviye kuvvetin Anlamı ne? Soruyu tekrarlıyoruz. İstanbul'da kurulan bu takviye kuvvet neden Ankara'ya bağlı? Devletin işleyişine aykırı olan bu düzenlemenin gerekçesi ne? Bu kuvvete neden ihtiyaç duyuluyor? Bu kuvvet kimlerden oluşuyor? Bu kuvvet hangi bu kuvvetin yasa kurarken yasal dayanağınız ne? Bu kuvvetin kadrolarını hangi yasayla veriyorsunuz? Değerli basın mensupları, Ebru ve Aytaç adlı iki genç avukat aylardır açlık grevinde. Buradan şunu söylüyorum, partimiz açlık grevlerine karşıdır. Bu genç avukatların aileleri de açlık grevine son verilmesini istiyorlar. Biz de bu açlık görevini, grevlerinin bir an önce son sonlandırılmalarını bekliyoruz. Evet bu iktidarın artık ülkeyi yönetme kabiliyeti kalmadı. Milletimizin de tahammülü kalmadı. Müjde işsizlikleri çözmüyor. Müjde boş tencereyi doldurmuyor. Türkiye'nin ve ekonomimizin potansiyeli çok büyük. Millet derdini çözmeye kararlı ehil bir kadroyla doğru bir ekonomi programıyla Hukuk devletini, kuvvetler ayrılığını güçlendiren, çağdaş bir parlamenter demokrasiyle vatandaşı kucaklayan, hiç kimseyi açıkta bırakmayan, çocukların yatağa aç girmesine müsaade etmeyen bir sosyal devlet anlayışıyla tüm bu sorunların üstesinden gelebilir. Milletimiz kendisinden kopanlara, sesini duymayanlara, halini görmeyenlere, kendisi yarın yiyecek ekmeğin hesabını yaparken Lüks saraylarında vatandaşların parasıyla keyif çatanlara ilk fırsatta gereken yanıtı verecektir. Milletimiz ne yaptıklarını görüyor. Notlarını veriyor. İlk sandıkta saraya ve ortağına yerini gösterecek, evlerine gönderecek. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi sorularınız varsa alabilirim. Evet. Buyurun. Efendim bize iletilen bazı sorular var. Ee, Halk TV tarafından iletilen bir soru var. Öncelikle onunla başlayalım. Devlet Bahçeli'nin Karadeniz'deki doğalgaz müjdesine ilişkin yaptığı, milli kazanımlara üzülüp kayıplara sevinen güruhun, Türkiye sevgilileri, sevgileri buharlaşmış, tutsaklık ruhlarını işlemiştir açıklamasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet, e, <laughs> Sayın Bahçeli'nin e, yapmış olduğu bu açıklama bu açıklamayı değerlendirmeye gerek görmüyorum. Ben zaten yaptığım açıklamalarda bu konuyla ilgili benim partimin görüşünü söyledim, ifade ettim. Evet. Fox TV Eve tarafından iletilen sorular var. İlk soru şöyle. Tarım Bakanı Sayın Pakdemirli'nin açıklamaları hakkında değerlendirmelerde bulundunuz. Pakdemirli'nin ardından bölgeye giden AK Parti yerel yönetimlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çevre ve Şehircilik Eski Bakanı Özhaseki de bazı açıklamalarda bulundu. ÖSES'e ki Giresun'daki sel felaketi tabiatın tahrip edilmesine, buna karşın tabiatın insanoğlundan intikam almasına bağladı. Karadeniz tarafında derelerin içerisinde bina yapılmaması gereken yerlere 10 yıllardır yapılan binalar var. İşte onları siz göz ardı ederseniz yarın bir günde ağlamakla karşı karşıya gelirsiniz dedi. Sizin bu açıklamalara ilişkin yorumunuz nasıl? Şimdi açıkçası... Sayın Öhsaseki kim? Şu anda AK Parti'nin yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısı. E daha önce hangi görevlerde bulundu? Çevre ve Şehircilik eski bakanı. Şimdi buralara bu dere yataklarına bu binalar yapılırken Öhsaseki neredeymiş? Çok açık söyleyeyim. Burada yaşanan o büyük ihmalin sorumluları, şimdi kalkmışlar vatandaşı suçluyorlar. Ayıptır. Evet. Bir diğer soruda şöyle Fox TV tarafından iletilen. Ee, sadece Güresun'da dereler ve nehirler üzerine 38 adet HES yapılmış. Bu HES'lerin doğanın dengesini bozduğu uzmanlar ve bilim insanları tarafından da sıklıkla dile getiriliyor. Buna karşın HES'lerin genel enerji tüketimine katkısının binde 6 olduğu da ifade ediliyor. Türkiye Mimarlar ve Mühendisler Odası'nın değerlendirmesinde afetlerin önemli sebeplerinden birinin de kentlerin rant politikasına teslim edilmesi olduğu ifade ediliyor. Sizin bu açıklamalarla ilgili görüşünüz ve yorumunuz nasıl olacak? Yani bu açıklamalara, bu açıklamalara katılmamak mümkün değil. Bu söz konusu durum hem devletin hem sivil toplum kuruluşlarının çeşitli belgelerine de yansımış vaziyette yıllardır buralarda çok ciddi bir ihmal olduğu ve bu ihmalin arkasında aslında ciddi bir rant paylaşımı kavgası olduğu söyleniyor. Yani şu anda bu ülkeyi İstanbul'a ihanet ettik diyenler yönetiyor. Rant yüzünde. Dolayısıyla gerçekten bunun arkasında bir rant kavgası olduğu kesin ama rant kavgasının işi hangi noktalara götürdüğü, bu bölgeleri nasıl yaşanmaz hale getirdiği de bugün artık bütün çıplaklığıyla, bütün acımasızlığıyla ortada. Bütün dünya çok açık söyleyeyim. Yeşil ekonomi peşinde. Bütün dünya çevre sorunlarına karşı giderek hassasiyetini arttırmanın peşinde. Çünkü herkes görüyor ki bu dünyada eğer yaşamak istiyorsak, nefes almak istiyorsak çevreye saygı göstermek zorundayız. Onun için yapılan bu değerleme önemlidir, değerlendirme önemlidir ve ben bu görüşlere de yüzde yüz katılıyorum. Yapılması gereken şey bu rant kavgasının bir an önce önlenmesidir. Bunun için de yapacağınız şey bu tür bölgelerde bireysel rant olayını ortadan kaldıracaksınız. Evet. Efendim A Haber tarafına iletilen bir soru var. Ee, doğalgaz müjdesine Sayın Kılıçdaroğlu neden sessiz kaldı? Milletvekillerine görüş bildirmemeleri konusunda uyarıda bulunuldu mu? Buna ilişkin yorumunuz nedir? Şimdi açık söyleyeyim. Ben parti sözcüsüyüm. Ee, Merkez Yönetim Kurulu'nda konuşulanlarla ilgili olarak ben burada açıklama yapıyorum. Dolayısıyla benim burada açıklama açıkladığım e, görüşlerin arkasın gör, görüşler aynı zamanda genel başkanımızın görüşlerinde yansıtıyor. Ama ben bu soruyu kasıtlı buluyorum. <laughs> bu soru diyor ki aslında neden eleştirmiyorsunuz? Eleştirsenize kardeşim eleştir. Çok açık söyleyeyim. Bizim eleştirdiğimiz noktalar açıktır gazın bulunmasını biz eleştirmiyoruz. Ama beklediğimiz bir şey daha var. Hep söyledim Cumhuriyet Halk Partisi olarak. Genel Başkanımız da onu bekliyor. Biz buradan çıkacak olan zenginliğin milletin yararına kullanıldığını, milletimizin tamamına yansıtıldığını gördüğümüz andan itibaren gerçekten bunu alkışlarız. Evet. E ee, görüş bildirmeleri yani bu tamamen bizim kendi iletişim stratejimizle ilgili bir şey. Ee, biz, biz soruyor muyuz neden AK Partili milletvekilleri bu konularda hiç konuşmuyorlar? Sadece 5-6 tane adam konuşturuluyor diye. Bu çerçevede olayın gelişmesini, olayın olayla ilgili gerçek durumu gördük değerlendirdik. Bugün de konuyla ilgili görüşlerimizi kamuoyuna açıklıyoruz. Milletvekillerimiz de bu çerçevede görüşlerini açıklayacaklardır. Evet, bir daha hatırlatıyorum, bu akşam saat 19'da 9 kişilik heyetimiz Giresun'da sel felaketiyle ilgili olarak yaptıkları tespitler hakkında bir basın toplantısı düzenleyeceklerdir. Kamuoyuna duyuruyorum. Evet, teşekkür ederim.